Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen ünvan. Albaydan üstün rütbede bulunan? Yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere. Osmanlı Devleti zamanında. Amir diye isim vardı değil. Harf alayım ya. Verdik. Paşa. Paşa doğru cevap. Efendim, dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcükmüş. Basamaklı derslik. Kütüphanedeki raflar tarzı bir şey geliyor. Rafta oturmazsınız diye tahmin ediyorum. Basamaklı derslik. Giriyorsunuz, hani daha kalabalık ders aldığımız şey var ya. Kütüphane. Yani Mansur Bey, kütüphane. Ders aldığımız. Evet. Etüt. Hayır. Basamaklı derslik. Böyle... Hoca girdi, bütün öğrenciler... Amfi. Amfi doğru cevap. Diğer taraflara gitti. Kütüphane ne alaka? Aklım oralara gitti, anlamadım. Basamaklı derslik. Mesela kütüphanede ne canlandı? Ne yapıyorsunuz Mansur Bey siz? Bizim okulda kütüphanenin merdivenleri canlandı mesela. Peki. Efendim, beş harflere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorulmuş. İşlemlerin başladığı bir gong çalışıyla ilan edilen piyasa. Borsa. Borsa doğru cevap. Yine beş harfli, tek kelime ve bir sıfat. Gelsin bakalım sorusu sıfatımıza. Yüksekten bir yeri bütün olarak gören anlamındaki sözcük. Yani manzaraya nokta nokta. Manzaraya üstten kuş bakışı tarzı. Hayır. Bir bütün olarak görüyor. Ya da bir olayı bir bütün geniş olarak genel görüyorsanız o olaya nokta noktasınızdır. Hakim. Evet, hakim doğru da. Efendim, altı harflilerdeyiz. Altı harfli ilk cevabımız tek kelime. Buyurun. Fransızca kökeninde intikam, misilleme anlamına gelen sözden türemiş bir spor terimi. İntikam, misilleme. Anlamına gelen sözden türemiş bir spor terimi. Rövanş. Rövanş doğru cevap. Yine altı harfli, batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Yine tek kelime, inanır mısınız? Buyursunlar. Mecazen içinde bulunduğu veya ilgili olduğu alan anlamına gelen sözcük. İçinde bulunduğu veya ilgili olduğu alan. Evet. Bir harf alabilir miyim? Lütfen. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha aldık. İlgili olduğu alan. Evet. Mecazen ama. Bir harf daha alayım. Basacağım çünkü. Seninle nokta noktalarımız farklı. Ben başka nokta noktadayım. Sen başka noktadasın. Yarışlarda, sporlarda da olan bir şeydir. Kulvar. Kulvar. Doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var ve mastarla bitiyor. Bakalım nasıl bir soru. Erzurum ve çevresine özgü bir tür tiryakilik eylemi. Tiryakilik eylemi. Evet. Erzurum ve çevresine özgü. Yani zaten... Harf alayım. Harf verdik. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Tiryakilik eylemi. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Şimdi tiryakiliğin ne olduğunu bulursanız o bahsi geçen eylemi de bulacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Bağımlılık tarzı. Hayır. Aklıma o geliyor. Tamam, bastık. Şimdi 50 saniye kaldı. Evet, daha 7 tane sorumuz var. Şöyle Mansur Bey. Mesela hani evde akşam oturuyorsunuz. Tamam. Erzurum'da evde... Kut çayı. Ne? Kıt çayı mı? Değil. Kut. Hayır. Kıt, kat. İyi başladınız, onu devam kut edin. O bir eylem. Tek kelime bu. Kut. Hayır. Kıt. Ha. Kıt. İki kelime. Mastarla bitiyor. Mastar. Kıtlama. Kıtlama doğru cevap. Gidiyorduk galiba. Bir cismin bir düzlem üzerinde ışınların etkisiyle oluşturulan görüntüsü. Yansıma. Değil, ne yaptınız? İki kelime dedik ya.
Bir cismin bir düzlem üzerinde ışınların etkisiyle oluşturulan görüntüsü. Projeksiyon da denir. Projeksiyon. Ay şu an hiç aklıma gelmiyor. Sakin olun. Bir düzlem üzerinde ışınların etkisiyle. Projeksiyon. Yani sinemada yansıyan film de buna örnektir. Şimdi burada gerçeği var. Burada da şeyi var. Öbürsü. Gölge değil. Değil, değil. Sinematik değil, değil. Ne bırakırız arkamızdan? İz, ha? Bir şey izle ama. Ay bir şey izle olur mu ya? İz düşümü olacaktı. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Hiç üzgün alkış alacağımızı düşünmemiştim ben Yağmur Hanım. Gerçi atak geçirmeseydiniz harf alırdık falandı yani. Oh. Neyse hala gün birincisi olma şansınız var. O yüzden lütfen moralinizi bozmayın. 9 harflere geçtik. 2 kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Tamam. Yine. Gelsin soru. En uzak mesafeyi atlamayı hedefleyen tek ve 3 adım atlamada atletlerin incinmemeleri için düştükleri yere yapılmış alan. Süreniz var. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Hatırlıyor musunuz 3 adım atlamayı? Gözünüzde canlandırın. Atladılar. İn. Evet. Kum. Ama ne? İşte neye olabilir? Kum. Ne denir? Kum alanı. Hayır. Kum. Alan değil. Kum havuzu. Kum havuzu doğru cevap. Yine 9 harfli 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Kiraya veren kimse. Mucir. Ev sahibi. Ev sahibi diyeyim. İkinci kelime doğru. 3 harfli. Ev sahibi. Mal sahibi. Mal sahibi doğru. 10 harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Mecazen bir kimseyi içinde bulunduğu toplumdan ayrı tutmak anlamına gelen söz. Dışlamak gibi mi? Gibi. Ama şey, mecazen. Toplumdan nokta nokta tecrit etmek gibi düşünebilirsin. Sıyırmak değil. Ayrı tutmak. Böyle toplumdan kendini nokta nokta denir. Mesela hiç topluma karışmıyor. Dağa çıkmış böyle kulübesini kurmuş. Orada Soyutlamak. Soyutlamak doğru cevap. 10 harfli ve son sorumuzun cevabı. Efendim tek kelime yine. Yapı bakımından tekil anlam olarak çoğul bir söz. Gelsin soru. Bilgi toplama, haber alma anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcük. Araştırmak değil. Bilgi toplama, haber alma anlamı. Bilgi toplama, haber alma. Böyle haber alma. Servisleri var bunların. Servisleri var. Haber alma servisi. Her ülkede vardır. Çoğu da gizlidir. Harf alsam, harf alayım. Verelim, harf verelim. Hiç ihtiyacınız yok aslında ama. Bilgi toplama. Evet. Teşkilatı vardır bunun. Dur. Süreniz var, yok bilgi artık. Bilgi toplama, haber alma anlamlarına gelen. Bilgi toplama, haber alma. Evet. Bu gizli bilgileri de topluyor. Filmlerde de aldığımız nokta noktaya göre şu eve baskın yapılması lazım. Aldığımız. Bir ünlü harf koyun başına efendim. Değil. İstihbarat. İstihbarat doğru cevap.